Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Değerli kardeşlerimiz, Aile Bağları programına hoş geldiniz. Hepinizi saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Aile Bağlarımızın bu haftaki programının konusu gençlik ile ilgili olacak. Değerli kardeşlerimiz, insan hayatının en önemli aşamalarından birini teşkil eden dönemlerden biri de gençlik dönemidir. Malumunuz insanların ruhlar aleminden ana rahmine, ana rahminden bebeklik ve çocukluk dönemi, akabinde hayatın en etkili ve verimli, aynı zamanda değişime de en müsait olan dönemlerinden biri gençlik dönemi. Bu nedenle gençlik dönemi ile ilgili başta İslam dini olmak üzere hemen hemen her ideoloji, her düzen kendine göre farklı bir önem addetmiştir. Bu dönemin etkili bir dönem olması hasebiyle gençlerle ilgili alınan tedbirler büyük bir önem arz etmektedir. Tabii bizler Müslüman olmamız hasebiyle ve gençliğin asıl sahibinin Allah olması nedeniyle, her şeyin sahibi olan Allah, aynı zamanda bize bu süreci de yaşatan Yüce Rabbimiz, bu süreçle ilgili gerek Kur'an-ı Kerim'de bizler için öngörülen güzellikleri beyan etmekte, gerekse de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dönem için gereken güzellikleri, gereken bilgileri, gereken tedbirleri biz iman eden ve Allah Resulü'nün ümmeti olanlarına beyan etmiştir. Değerli kardeşlerimiz, gençlikle ilgili muhtelif tanımlamalar yapılmıştır. Bu tanımlamaların içerisinde dikkatimi çeken ilginç tanımlardan biri Birleşmiş Milletler'in tanımı oldu. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün tanımında öğrenim gören, hayatı kazanmak için çalışmayan, evet, ayrı bir barınağı bulunmayan kişi diye tanımlanıyor. Çok ilginç bir tanımlama. Ayrıca psikologların psikoloji kaynaklarına göre ergenlik çağı öncesinden başlayarak 20-25 yaşlarına kadar devam eden süreç gençlik süreci olarak tanımlanmıştır. Birleşmiş Milletler'in değer yargılarına göre ise gençlik aynı zamanda 15 yaşları 25 yaşları arasındaki süreç olarak kabul görülmektedir. İslam'da gençliğe atfedilen önem daha farklı bir özellik ve güzellik taşımaktadır. Özellikle Yüce Rabbimizin ergenlik dönemi, buluğ çağı dediğimiz dönemden itibaren ciddi manada mesul kıldığı ve mesuliyetine paralel değişik sorumluluklar yüklenildiği ve bu sorumluluklarla hayatın güzelliklerine alışıldığı, birçok değerlerin edinildiği bir süreç olarak dikkatimizi çekmektedir. Tabii ki bu gençlik döneminin tanımlamalarının ötesinde önem arz eden bazı hususlar var. Bunlar insanoğlunun bu dönemde sahip olduğu özelliklerdir. Bu özellikleri çok iyi bilmemiz önem arz etmektedir. Bu özellikleri bilirsek aynı zamanda gençliğe uygun İslam medeniyetinin öngördüğü tedbirleri ve güzellikleri de yaşamış olacağız inşallah. Bu dönemde özellikle değişik duyguların tesirleri farklı bir düzeye de olmaktadır. Değişik psikolojik şartların gence yön verdiği önemli bir husus olarak dikkatimizi çekmektedir. Bir takım fizyolojik bedeni değişiklikler ve
psikolojik değişiklikler, davranış değişiklikleri, davranış değişikliklerindeki iniş ve çıkışlar dikkatimizi çekmektedir. Bu tamam gerek bedeni yönden gerek ruhsal yönden olan bu değişiklikler aynı zamanda önemli değişimler noktasında alınan tedbirler için de bir hazır bulunuşluk sayılmaktadır. Düşünce dünyasında inşa, gençlerin kendi düşünce dünyasının da inşa ettiği çok önemli bir süreç sayılmaktadır. Bilinçlenme ve topluma açılmanın hızlandığı, sıkı arkadaşlıkların da edinildiği ciddi bir dönemdir değerli kardeşlerimiz. Kişiliklerini kanıtladığı ve bağımsızlıklarını kazanma çabası içinde oldukları bir dönem olarak bilinmektedir. Evet, kişiliklerini kanıtladığı ve bağımsızlıklarını kazanma çabası içinde oldukları bir süreç özelliğini taşımaktadır. Bir amaca yönelme ve yeni değerlere bağlanmanın istendiği bir dönemdir. Özellikle yeni değerlere bağlanmanın istendiği bu dönemde daha çok etkili olan ortamlar, ekranlar, çevre bu noktada daha çok etki sağlamaktadır. Aynı zamanda davete cevabın verildiği bir dönemdir. Genellikle bu dönemde gençler değişik konulara, değişik ortamlara, değişik düşüncelere de davet edilmektedirler. Burada da hangi yapı daha örgütlü, daha etkili ve daha verimli çalışıyorsa gençlerin o yapılara yöneldiği de dikkati çekmektedir değerli kardeşlerimiz. Günümüz gençliğine baktığımız zaman bu gençliğin özelliklerinin önemine binaen ciddi bir kuşatılmışlık içinde bulunmaktadır değerli kardeşlerimiz. Bu kuşatılmışlığın içerisinde özellikle İslam alemindeki gençlere yönelik alınan tedbirlerin ciddi manada yetersiz olduğu dikkatimizi çekmektedir. İslam aleminde maalesef yönetimi İslam olan ve Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde Allah'ın önemsediği gençlerle ilgili alınan tedbirlerin ciddi manada yetersiz olduğu dikkatimizi çekmektedir. Örneğin gençlerin en çok dikkat etmesi gereken hususlardan biri kul olarak yaratılmanın bir gereği olan İbadet konusunda alınan tedbirlere baktığımız zaman tamamen sıradan bir yaşantı söz konusu. Çok ilginçtir. Müdürü bulunduğum bir İmam Hatip okulunda ortaokul kısmında 7. sınıf talebesi kapımı çaldı, içeriye geldi. Müdürüm dedi bir sorun vardır, sormak istiyorum. Buyur yavrum dedim. Biz Müslümanız, iman etmişiz. Fakat neden imanın gereğini yaşamıyoruz? Neden imanın gereğinin yaşanması için gereken tedbirler yok? Dediği zaman, evet yavrum, İslam aleminin ana sorunlarına değinmektesin. Maalesef bu noktada alınmış olan ciddi bir tedbir söz konusu değildir. Ve bizim de şu anda yaşamış olduğumuz sıkıntı, ana kaynaklarından biri maalesef bu husus olmaktadır. Çünkü çocuğumuz şunu büyük ihtimalle fark etmiş olsa gerek, gençlerin ibadetten uzaklaşması, oyun eğlenceye düşkünlüğü, sorumsuzluğun had safhaya varışı, bir İslam beldesinde, İslam memleketinde halkı Müslüman olan bir yerde kabullenilecek bir şey olmadığını tertemiz fıtratıyla idrak etmiş bir durumda olsa gerek ki bu noktanın sorgulanması hususunda bir adım atmış bulunmaktadır. Aynı zamanda o sevgili yavrumuz biz olgun ve sorumluluk aşamasında bulunanlara da bir uyarısı söz konusu olduğu da bir gerçektir değerli kardeşlerimiz. Bu açıdan özellikle büyük bir kuşatılmışlık içinde olan gençliğin halinden
yeniden ergenliğe geçen bu çocuğumuz ve bunun gibi kardeşlerimiz anlamakta da zorlanmamaktadırlar. Fakat sorumluluk aşamasında bulunanların haline de bir anlam vermekte zorlanmaktadırlar. Bilinen bir gerçeğimiz vardır. Çok sayıda camimiz, çok sayıda derneklerimiz, vakıflarımız, çok sayıda ilahiyat fakültelerimiz ve aynı zamanda ilahiyattan mezun olan öğretmenlerimiz bulunmakta. Çok sayıda İslami eser, İslami kaynaklar bulunmaktadır. Yani İslam'ın kendi kurumsal yapısının varlığına rağmen bunların işletilmesi noktasında gereken hassasiyetin yaşanmaması, gereken ciddi tedbirlerin olmaması bizim özellikle İslam alemindeki gençlerin büyük bir zafiyet içerisine de girmelerinde büyük bir etken olmaktadır. Değerli kardeşlerimiz, özellikle son yılların gençliğinin daha çok ızdırap çektiği alanlardan biri teknolojik gelişmelerin beraberinde getirmiş olduğu iletişim imkanlarının, basın ve yayın imkanlarının, internet, sosyal medya gibi iletişim imkanlarının sağlıklı kullanılamaması dikkati çekmektedir. Özellikle bu tür ortamların, bu tür basın yayın organlarının gereken denetimden mahrum olmaları hasebiyle gençlerimizin de bu noktada seçici davranması hususunda ciddi bir zafiyet içinde olmalarına da neden olmaktadır. Bu duruma baktığımız zaman dünya ülkeleri arasında günde ortalama en az 3 saat bir internet girişi söz konusu ve 4 saat civarında televizyon izleme noktası dikkati çekmektedir. Bu ortalama bir rakam. Tabii buna verilen süreç baktığımız zaman ne kadar sağlıklı ve düzgün kanalların izlendiği de ayrı bir sıkıntı. Çünkü bu konuda ülkede gerek devlet, gerek sivil inisiyatif kuruluşları, gerek ailelerin aldıkları tedbirler kesinlikle yetersiz bulunmaktadır. Yani teknoloji bir yönüyle ilahi bir ikram sayılabilir. Ama teknolojiyi kullanma adabı noktasında bizler istenen hazır bulunuşluğu yaşamadığımız için, gereken tedbirler alınmadığı için rastgele evlerin baş köşesine konulan telefon, bilgisayarların, özellikle televizyonların maalesef kontrolsüz kullanılması, cep telefonlarının alınmasının marifet olup ama kullanılma noktasında gereken adab ve edepten mahrumiyet bizim gençlerimiz için ciddi bir afet teşkil etmektedir değerli kardeşlerimiz. Tabii özellikle oyun, eğlence ve çevredeki olumsuzluklar, sanal alemdeki tahrifatlar gençlerin yaşadıkları hayatın içine alınıp gerçek hayattan mahrum bırakmaktadır. Ve aile içinde yaşayan gencimiz bir aile ferdi olmaktan uzaklaşmakta, zamanla ailesiyle çatışacak hale gelme durumuna girmektedir değerli kardeşlerimiz. Tabii özellikle bu konularda, özellikle inançların sorgulandığı bir çağ olan gençlik çağı, değer yargılarının mantıksal çıkarımlar ile değerlendirildiği ve akıl ve mantık dairesinde sorgulandığı bir dönemde gençlerimizin önemli bazı tedbirlerden mahrum kalmaları geleceği noktasında büyük bir afet, hatta bir intihara vesile olmaktadır. Bu noktada özellikle büyük alimlerimiz, Allah kendilerinden razı olsun, ciddi manada Kur'an ve sünnet çerçevesinde önerilerde bulunmaktadırlar değerli kardeşlerimiz.
Bu öneriler içerisinde Bediüzzaman Hazretleri özellikle gençliği üç kısma ayırmakta. Bir, gerçek manada iman eden ve imanın gereği olan salih amel işleyen gençlikten bahsetmektedir ki Müslüman gençlik diyebileceğimiz gençlik bu kısma girmektedir. İkinci bir gençlik kesimi de iman edip özellikle hevesata tabi olan, helal ve haram tanıma noktasında gereken inanca, bilince şuurlu bir şekilde sahip olmayan gençler var ki özellikle dünya hayatı bunlar için hüsran sayılmakta ve ruhun bedenden ayrılışı aynı zamanda kabir azabının kabrin bir hapishaneye dönüşü, bir ceza yerine dönüşmesine sebebiyet verdiğini belirtmekte. Üçüncü bir gençlik kesimi de maalesef inkar eden gençlik. Bugün özellikle İslam aleminde inkar eden gençlik ciddi manada dikkati çekmektedir. Gençlik üzerinde yaşanan tarifatlar sonucu gençlerin büyük bir kısmında artık inanmama denen bir afet söz konusu ve imanın hakikatlerine karşı çıkış söz konusu. Tabii olayın bu boyutuna baktığımız zaman biz Müslümanların ciddi manada bir mesuliyet altında olduğumuz ve bu mesuliyetin gereği olan bazı tedbirleri almak için mutlaka cemaat şeklinde, mutlaka dernekler ve vakıflar vasıtasıyla, mutlaka sivil inisiyatifin diğer organları yani sendikalar kanalıyla bir çalışma, bir çaba içerisinde olmamız lazım ve gençler için uygun ortamlar, yeni projeler, yeni sahalar, yeni çevreler oluşturmamız lazım. Aksi takdirde en temel dinamik güçlerimizden olan gençliğimizi kaybedeceğiz. Gençliğini kaybeden bir milletin iflah olması imkansızdır değerli kardeşler. Değerli kardeşlerimiz, özellikle iman eden gençliğin korunması noktasında bizim ciddi tedbirler almamız lazım. Elimizde kalan o iman eden, samimi, sadık, duyarlı gençlerimiz özellikle sahada sorumluluk sahibi olan ve kurumlarda görevli olan, başta aile kurumu olmak üzere diğer içtimai sahada önemli görevler, roller ifa eden yerlerin mutlaka kenetlenmesi lazım. Mutlaka geleceğimiz noktasında duyarlı olması lazım. Hepinizin malumudur, özellikle gençlerimizin elden çıkması için birçok örgütsel faaliyetler özellikle ülkemizde ciddi manada kendi çapında bazı başarılar elde ettiler. Genci aileden alıp mağaralarda, dağ başlarında yetiştirip eline silah verip kendi amaçlarına alet eden gruplardan tutun da gençliğin özellikle akademik bilgisinden istifade edip ve o akademik çaba ve gayretini istismar eden ve gençlerimizin o en etkili dinamik güçlerinden biri olan o alandaki başarılarını belirsiz ellerin ve özellikle küresel dünya üzerinde yeni toplum mühendisliği noktasında İslam dışı yeni hedefler peşinde olanların da hizmetine pervasızca sunmaktadırlar. Bu noktada bizim bilmediğimiz bir husus değildir. Buna seyirci kalmak değerli kardeşlerimiz büyük bir afettir. İslam büyük bir medeniyettir. İslam medeni insanları inşa eder. Kur'an ve sünnetin inşa ettiği insan dünya tarihinde hiçbir ideolojinin, hiçbir düzenin inşa etmediği, inşa edemeyeceği insan karakteridir. Ki insanı yaratan Allah aynı zamanda insanın dünyevi ve uhrevi saadetini de en iyi
bilen olduğu için değerli kardeşlerimiz, işte burada bu ilahi programa tabi olma noktasında ana rahminden itibaren çocukluk ve gençlik yıllarında bizim almamız gereken ciddi tedbirler vardır. Özellikle annelik ve babalık statüsü ilahi bir statüdür. Çocuklarımızın İslami terbiye ile büyümesinin birinci vazifesi annelere ve babalara düşmektedirler. Evinin baş köşesine ekranları değil, evinin baş köşesine Allah'ın değerli bir emaneti olan sevgili yavrularını Allah'a kul olarak yetiştirmenin çaba ve gayreti içinde olmaları lazım. Bu çaba ve gayretler içerisinde başta öncelikle Rabbimizin gönderdiği Kur'an'ı ve Kur'an'ın içinde beyan edilen hakikatleri tanıma ve bu hakikatlerin gereği olan ilahi değerlerle bütünleşme. Burada çocukları yetiştirirken unutmamamız gereken bir gerçek var. Aynı zamanda kendimizi de yetiştirmiş oluyoruz. Haliyle bu konuda çocuklarını ev ortamında yetiştirmek isteyenler ev ortamında yetiştirir. Ama yetiştiremeyenler tarihi kadim kültürümüzde en değerli hocanın tedrisatına teslim ederek, bunlarla irtibat sağlayarak ve özellikle gençlerimizin değer yargıları doğrultusunda yetişebileceği kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek, burada gençlerimizi birebir yetiştirenlerle sıkı bir irtibat sağlayarak bir tedbir almak zorundayız. Aynı zamanda gençlerimizin başta camide ibadet yapmak üzere mutlaka aile ortamı olur, başka ortamlarda olur, ibadet hassasiyetini göstermeleri. Çünkü Yüce Rabbimiz kalbi mescitlere bağlı olan gençleri övmüştür. Ve övülen bu gençlerden olma noktasında bizler gereken tedbiri almazsak gençlerin suç ortakları haline gelmekteyiz değerli kardeşlerimiz. Diğer bir tedbir, gençlerimizi mutlaka ilim ve irfan ortamlarıyla bütünleştirmemiz lazım. Gençlerimizin İslami ve başta ilahi hakikatleri, Resulullah Efendimizin sünneti doğrultusunda inşa edilen muhteşem İslami şahsiyetler olması hususunda bizim tedbirler almamız gerekiyor. Kendi kurumlarımızı layıkıyla işletmemiz lazım. Yani hali hazırda mevcut olan ortamlardan dikkatimizi çeken medreselerimiz vardır. Medreselere gereken ilgi ve alakayı göstermemiz lazım. İmam hatiplerimize gereken ilgi ve alakayı göstermemiz lazım. Kur'an kurslarımıza gereken ilgiyi göstermemiz lazım. Camilerimiz sadece ve sadece yaşlanan insanların uğrak yeri olmaktan çıkarıp gençlerimizin ibadet edeceği mekanlara dönüşmesi hususunda başta Diyanet İşleri Başkanlığımız olmak üzere gereken çabayı göstermesi lazım. Gençler ve çocuklar neden camilerde yok? Neden bu gençler ve çocuklar daha çok internet kafe ortamlarında, daha çok futbol sahalarında, daha çok oyun eğlence mekanlarında? Allah'tan korkanlar bu konuda tedbir alma hususunda mutlaka farklı çözümler üretir ve çaba ve gayretler içerisine girmektedirler. Unutmayalım ki bu doğrultuda göstereceğimiz çaba ümmetin sorunlarının azalmasına da büyük bir sebebiyet verecektir. Ve yeni Müslüman ailelerin inşası, mesleğini layıkıyla icra eden yeni iş alanları ve ortamlarında çalışan değerli simaların yetişmesine katkı sağlamış olacağız. El eli yıkar, el döner, yüzü yıkar. Ortamda memnun olmadığımız insanın bir müsebbibi de görevini yapmayan bizler olduğunu da unutmayalım değerli kardeşlerimiz. Ve mutlaka elinde gencimizin kendisini yetiştirmesi için elinde makul, layık okuyabileceği, özellikle değerlerini öğrenebileceği kitaplar olmalı. Gencimiz özellikle Allah'a kulluk noktasında hassas olan arkadaşlar edinmeli. Onlarla dost olmalı. Onlarla vaktini geçirmeli. Ve özellikle haram sayılan ortamlardan, boş ortamlardan gencimizin yüz çevirmesi gerekir. Bu noktada ortamı bizler gereken tedbirlerle ortamı oluşturmakla mükellef olduğumuzu
unutmamalıyız. Alacağımız tedbir oranında gençlerimizin de hayatta Allah'a kul olarak başarılı bir şekilde yaşamasına, dünyevi ve uhrevi saadetine de ciddi bir katkı sağlayacağını da unutmamamız lazım. İyilikten bizim çığır açmamız lazım. Unutmayalım, bu çığırların içerisinde en önemlilerinden biri de gençlerimize layık olan bir çaba ve gayret, bir hizmet sunmak ve bununla ilgili gereken gayreti göstermek olduğunu mutlaka bizler yerine getirmek zorundayız. Değerli kardeşlerimiz, tabii aile bağlarımızın süresi sınırlı olduğunda bugünkü gençlerle ilgili programımızın da sonuna geldik. Yüce Rabbimizin özellikle övgüsüne mazhar olan gençlerin yetişmesini diliyor ve tüm gençlerimi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyoruz. Yüce Rabbim onları dünya ve ahiret saadetini nasip etsin. Zalimlerin şerrinden de muhafaza etsin. Ve değerli kardeşlerimiz, yeni bir aile bağları programında buluşmak üzere hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.